Milli Düşünce Merkezi'nden Türkiye'nin Rotası programından herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve günlerimiz çok yoğun. Hakan abi, tekrardan programa başladık. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi bugün biraz uluslararası ilişkiler konuşacağız. Çünkü önemli bir yazı yazdın. Bu yazıda Türk milletinden saklananlar olduğunu söylüyorsun. Cumhurbaşkanımızla Yunanistan'ın başbakanı arasında bir görüşme oldu ve bu görüşmede önemli konular var. Bize bir bunu anlatır mısın? Bu görüşme neden gerçekleşti? Perde arkasında ne oldu? Basına çıkaran bildiri neydi? Saklananlar neydi? Bununla ilgili düşüncelerin neler? Evet. Yunanistan seyahati önemli. Niye önemli? 22 yıllık AKP iktidarına baktığımızda daha Tayyip Erdoğan milletvekili seçilmeden önce AKP genel başkanı iken, yani 3 Kasım 2002 seçimlerinden bir ay sonra Kostas Simitis ile Atina'da yaptığı görüşme hala Türk siyasetini ve Türkiye'yi etkiliyor. O zaman Kostas Simitis ile büyükelçilikten kimseyi almadan, Atina'daki büyükelçiliğimizden, büyükelçimizde almadan o dönemin Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış'la ve Ömer Çelik'le birlikte, şimdiki AKP sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte Kostas Simitis'le görüşmüş, arkasından Avrupa turuna başlamıştı. Avrupa Birliği macerası da ondan sonra devam etti gitti. Bu seyahat hala tarihi bilenler tarafından, geçmişi bilenler tarafından konuşuluyor. Başka bir Yunanistan seyahati daha var. 2017'deki Cumhurbaşkanı olarak seyahati. O zaman da hatırlarsınız, dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Lozan Antlaşması güncellenmeli tartışması yaşanmıştı. Ama Lozan Antlaşması güncellensin diye Yunanistan değildi. Bizdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. İtiraz eden de Yunanistan'dı. O dönemin Yunan Dışişleri Bakanı seyahatten sonraki tartışmalarda, Yunan medyasındaki tartışmalarda şöyle bir cümle sarf etti, yazılmıştı. Merak etmeyin, değişecek olan sınırlar Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu sınırları. Benzer bir cümle kurmuştu. O zaman bu seyahate biraz daha dikkatli baktık. Çünkü bu dönemde, bugüne geldiğimizde Amerika'nın Yunanistan'da artan sayıda üssü var. Türkiye'nin Yunanistan üzerinden de batısından kuşatıldığına dair yorumlar çok fazla. İşte DDH'a üs kurdu Amerika. Yunanistan'da başka yerlere de üs kurdu. Karadeniz kaynıyor. Sular çok sıcak. Rusya Ukrayna ile savaşa devam ediyor. Savaşın ikinci yılına mı girdik? Savaşın ikinci yılındayız. Dolayısıyla aşağıda Filistin'de, Gazze'de İsrail çok hunharca saldırılarda bulunuyor. Bölgemiz, etrafımız çok kaynıyor. Ve bu kaynamanın içerisinde Yunanistan'la seyahat bizim için önem arz ediyor. Şimdi gidip geldikten sonra basında yansıyanlar benim dikkatimi çekti. Yunanistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerden sonraki ortak basın toplantısında söyledikleri dikkat çekiciydi. Neydi o? Yunan Başbakanı dedi ki Doğu Ege adalarına vize serbestliği olacak. Bu da iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerimiz açısından önemli gibi bir cümle sarf etti. Doğu Ege adaları neresi dedim o gün akşam. Ege'yi iyi tanıdığını düşündüğüm iki kişiyi aradım fakat görüşemedim o gün. Daha sonra günlük işlere daldıktan sonra yazının başına oturduğunda devlet için bir araştırma yaparken kafamda devlet anlayışıyla ilgili arşive girdiğimde gerek Cumhurbaşkanlığı sitesinde gerekse İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı sitesinde Doğu Ege kavramının isimlendirmesinin geçmediğini gördüm. Biraz daha dikkatli girince içine Cumhurbaşkanlığı sitesinde Doğu Ege yoktu, Doğu Ege adaları yoktu, vize de yoktu. Peki bu vize şeyi neydi? İletişim Daire Başkanlığı'nda adalar, Yunan adaları ve vize vardı ayrı ayrı. Orada da Doğu Ege yoktu. Bu dikkatimi çekti benim. Yani yandaş medyada da Doğu Ege yoktu ama Doğu Ege şeyde var. Yunan Başbakanı'nın açıklamasında var. O zaman işin üstüne eğildim. Doğu Ege neresi? Tabii bu vize niye önemli? Bizim için niye önemli? Bir kere bir devletin gerek içeride gerek dışarıda güçlü olması içerideki birliğine bağlı. Milli birliğinin çok güçlü olması gerekiyor ve dış politikaların da bu milli birlik millet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Üzerinde mutabık kalınmak gerekiyor. Peki mutabakat için ne gerekti bize? Bu mutabakat için olmazsa olmaz şart kamuoyuna doğru bilginin ve eksiksiz verilmesi. Elbette bütün bilgiler kamuoyuna verilmeyebilir. Pişer, kotarılır, devletler arasındaki ilişkilerde bazı şeyler zamanı gelince açıklanır. Ama bu öyle bir bilgi değil. Yunan Başbakanı bütün dünyaya bunu aleni olarak söyledi. Doğu Ege adalarına vizesiz girişten bahsetti Türkler için, bizler için.
İnternete girdiğimizde Doğu Ege neresi diye Anadolu Ajansı'nda Anadolu Ajansı Doğu Ege Adaları diye yazdığınızda çıkan bir sayfa var. Adaların askersizleştirmesiyle veya silahsızlandırılmasıyla ilgili bir şeyde Doğu Ege Adalarını sayıyor. Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam, Ayikerya. Bu adalar Doğu Ege Adalarıymış. Ama Taşoz ve Semadirek Ege'nin en kuzeyinde. Çanakkale Boğazı'nın çıkışında. Başka bir haritaya baktığımızda Wikipedia'da orası Boğazönü Adaları diye geçiyor. Ve kuzeydeki adanın da Doğu Ege'de olması mümkün değil. Wikipedia'daki bu harita Doğu Ege Adaları'na aynı zamanda Saruhan Adaları da diyor. Saruhan Adaları. Aşağıda bir Güneydoğu Adaları da var. Peki bu Saruhan Adası adaları hangisi? Doğu Ege Adaları? Sakız, Sisam, Ayikerya, Küçük İpsara. Bu bölgede 4 tane şey daha var. Ada daha var. Bunlar da 3 tane baştan yanlış oldu. Hurşit, Koyun, Fornos. Adacıklar bunlar. Bu adacıklar hangisi? Koyun Adası işgal altındaki Hurşit Adası, Koyun Adası ve Fornos Adası işgal adası altındaki 20 Türk adasından 3'ü. Koyun Adası Aydın'a bağlı bir belediyeydi hatta. Şu anda Yunan bayrağı dalgalanıyor. Askerler var, silahlar var. Toplarının namlusu da zaman zaman Türkiye'ye çevrilmiş vaziyette fotoğraflar veriliyor. Oraları Yunan Cumhurbaşkanı da dahil devlet yetkilileri, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı, Başbakanı ziyaret ediyor. İyi de peki niye biz bu Doğu Ege Adalarını saklamak zorunda kaldık? Ve Yunan Başbakanı da bunu söylemek ihtiyacını hissetti ya da söylemeyi tercih etti. O zaman içeride bir şeyler konuşuldu demektir. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Tabii biz geçmişten Amerikan Başkanı'yla görüşmelerde özel mütercim tercümanlar vasıtasıyla görüşmelerin yapıldığını ve oralarda da tutanakların tutulmadığına dair tartışmaların yaşandığını da biliyoruz. O zaman bizim biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Atatürk'ün de bize tuttuğu ışık var. Dahilide millet desteklemeli ki dış siyasete güçlü olsun. Dış siyaset güçlü bir şekilde desteklensin. Bu da Türk milletinin milli menfaatlerini gerektiriyor. Bu açıdan bakarak olaylara yazıyı o tarafa çevirdim. Peki bunun başka ne şeyi var? Yunanistan'la aramızda imzaladığımız bir şey var. Tam adını söyleyeyim size. Bir bildirge var. Bildirgemizin tam adı Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi var. İmzaladık biz bunları Atina'yla. Peki bu bildirge hukuki bir belge mi? Uluslararası hukuktan doğan haklarımız korunacaktır diyor bildirgenin altında sonunda. Bu bir antlaşma değil. Yaptırımı çok güçlü de değil ama netice itibariyle iki devletin imzaladığı bir bildirge. Bildirgenin 5. maddesi diyor ki iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla her iki tarafın da mevcut ve gelecekteki zorluklar karşısında birbirlerinin hukuki pozisyonlarını halel getirmeksizin dayanışma ruhunu geliştirecekleri vurguluyor bildirge. 9. maddesinde de özellikle ihtilaflı durumlardan ve olası tırmanmadan kaçınılmasının vurgulanması suretiyle ikili ilişkilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için her düzeyde etkili iletişim kanallarının ve mekanizmalarının öneminin altını çizerek diye devam ediyor. Aramızdaki ihtilaflı durumlardan ve olası tırmanmadan nasıl kaçınacağız? Nedir bunlar? Ege'deki adalar, işgal altındaki adalarımız Türk milletinin ihtilaflı durumudur. Bugünkü yönetimin ihtilaf saymıyor olsa bile yönetim. Türk milletinin ihtilaflı durumudur. Hava sahası problemi vardır ve karasuları problemi vardır. Ve gittikçe toprak kaybımız ve Yunanistan'ın burnumuzun hemen dibinde topraklarımızdan toprak kazanması söz konusudur. Bunlar bizim ihtilaflı konularımızdır. Ha, Doğu Akdeniz'de de var ihtilaflı konumuz, Kıbrıs konusunda var ihtilaflı konumuz, Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselemiz var. Bunlar ihtilaflı konular. Peki bunlar konusunda biz tartışmalardan kaçınacak mıyız? Altına imza atmışız. Böyle bir şey var. Madde var. Ve yine bu bildirgede sayıyor işte altını çizerek, vurgulayarak diyor. Bir anlaşma, 3 maddelik bir anlaşması var. Orada diyor ki 2. maddesinde taraflar söz konusu bildirgenin lafzını ve ruhunu zayıflatacak, itibarsızlaştıracak veya bölgelerindeki barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarf-ı nazar etmeyi taahhüt ederler. Bir de taahhütte bulunuyorsunuz. Bu bildirgenin ruhunu... Çok muğlak bir ifade değil mi? Yani mesela bu adalar kesinlikle benim
diyemezsin o zaman. Çünkü fiili bir durum oluşturmuşlar orada. Bu adalardaki mevcut durumu koruyacaksın. Ondan sonra bunlarla ilgili yorum yapmayacaksın. Yani her tarafa çekilebilir. Elbette. Elbette. Kasus belli de kaldırdık biz. Neydi kasus belli? Savaş haliydi. Bunu yaparsanız bunu savaş hali sayarım. Evet. 12 milyon. Savaş sebebi sayar mıydı? Bütün bunlar bizim için geri adım haline geliyor. Ve Yunanistan istikşafi görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz diyor. Bu görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani her kazanımları, cümle cümle her kazanımları bizden bir parça kopar diyor. Biz de bunun altına imza atıyoruz. Ve arkasından da Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısında söylediği bir şey var. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olmak arzusundayız. Ben toprak kaybediyorum. Hiçbir şekilde dünyaya örnek olmak istemem. Toprak kaybıyla dünyaya örnek olunmaz. Her an Yunanistan ileri adım atıyor. O ileri adım attıkça biz geri adım atıyoruz. Bununla dünyaya örnek olunmaz. Dolayısıyla bu araştırmaya başlarken iç meselelerde birlik olup dış meselelerde devletimizin yanında durmamız gerekir diye bakarken bizim eksik bilgiyle bilgilendirildiğimiz bilgilerin üzerinin kapatıldığı ortaya çıktı. Bu devletimiz adına çok tehlikeli bir durum. Milletimiz adına da çok tehlikeli bir durum. İşte gerçek beka meselesi bu. Dolayısıyla bunlardan dolayı başımıza gelecek herhangi bir şey, gelecekte Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına gelecek herhangi bir şeyin sorumlusu bunu yapanlar olacaktır. Hem tarih affetmez hem de Türk milleti bunun hesabını, bunun bedelini sorar. Ha, bunun bedeli nedir derseniz kaybın büyüklüğüne göre değişir. Bunu da yapanlar düşünmek durumundadır. Dolayısıyla Türk devlet geleneğinin terk edildiği bu dönemde gidilen yolun, ulaşılmak istenen menzilin Türkiye ve Türk milleti için hayırlı bir yer olmadığı görülüyor. Yunanistan meselesine böyle baktım ben. Evet. Önemli konulardan bahsettiniz hocam. Yani hem verilen bilgiler hem verilmeyen bilgiler. Ama benim merak ettiğim bir şey var burada. Şimdi bir gece ansızın gelebiliriz'den 7 günlük vizeye döndü iş. Yani dil çok hızlı geçiyor. Orada bizim adalarımıza Doğu Ege Adaları dedik. Sonra Yunan Başbakan onları Yunan Adası diye şey yaptı. Biz de götürdük altına imzasını attık. Peki biz buradan ne elde ettik? Yani tamam gezi yapıldı, sonra bir bildirge yayınlandı. İlişkileri güzelleştirmek, daha iyi hale getirmek istediler ama yani her şeyi verdik bir şey almadık. Ne aldık? Buradaki şey ne? Bunun etkilerini gelecekte göreceğiz. Türk-Yunan ilişkilerinde gelecekte göreceğiz. Yunanistan'ın orada söylediği bir şey daha vardı. Diyordu ki ben bu vize meselesini AB komisyonuna sordum, onlardan onay aldıktan sonra yaptım. Yani bu şunu da gösteriyor. Artık bundan sonra Doğu Ege Adaları'nın sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. Dolayısıyla oraya herhangi bir müdahalenin sizin Avrupa Birliği ile ilgili planlarınızın da karşısına çıkar. Kılavuz gibi değil. Şimdi Yunanistan'la Doğu Ege Adaları cümlesinin arkasından bu geliyor. Burada bizim Doğu Ege Adaları'nı özellikle söylediğini düşünüyorum ben. Ege Adaları'nın tamamı değil. Problemli olan adaların bir kısmı orada, burnumuzun dibinde olan adalar. Onun için Doğu Ege Adaları özellikle söylendiğini düşünüyorum. Daha diğerlerinde de problemler var. Bakalım orada neler çıkacak karşımıza. Onun için biz çok dikkatli bakmalı. Türk milleti olarak menfaatlerimize, milli menfaatlerimize sahip çıkacak şekilde sesimizi çıkartmak zorundayız. Bütün bunları bu ses çıkartma olarak değerlendirmek mümkündür. Hocam teşekkür ederiz. Önemli bir program oldu. Tarihe not düştük. Konuyla ilgili yorumları olan, görüşleri olan, merak ettikleri olan varsa yorumlarda lütfen paylaşsın. Bir sonraki programda bunları da cevaplandırmaya gerekirse konuyla ilgili ayrı programlar, özel programlar da yapabiliriz. Çünkü konu çok önemli bir konu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler.